Merhaba arkadaşlar. Bugün Lightning Web Components serime başlamak istiyorum. İlk önce basit örneklerle başlayacağım. Daha sonra zamanla neden Lightning Web Components yapıyoruz? Lightning Components alakalı neleri bilmemiz gerekiyor? Hangi tür projeleri yapabilmemiz gerekiyor? Onlara değineceğim. Tabii ki öncelikle çok basit örneklerle başlayıp elimden geldiğince Lightning Web Components ile alakalı güzel bir seri yapmayı hedefliyorum. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Eğer VS Code'u daha önce kurmadıysanız VS Code'u kurmanız gerekiyor. Ben VS Code'u kurdum şu anda. Gördüğünüz gibi VS Code'um açık. Eğer VS Code'u kurduysanız gerekli extension'ları, gerekli programları kurduysanız direkt başlayabiliriz. Birinci olarak yapmamız gereken şey yeni bir proje oluşturmak. Yaptığımız bütün Lightning Components'ları o projenin içinde oluşturacağız. Onun için şu şekilde Ctrl Shift P'ye basmanızı istiyorum. Ctrl Shift P'ye basarsanız bu pencere açılıyor arkadaşlar. Bu pencerede gördüğünüz gibi SFDX Create Project kısmı var. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra Standard Project Template'i seçmeniz gerekiyor. Ona tıklıyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz projenin adını yazıyorsunuz. Ben LWC Projects diye bir şu şekilde bir proje oluşturuyorum. Bunu yazdıktan sonra Enter'a basmanız gerekiyor. Burada söylüyor zaten. Enter'a basıyorsunuz. Şimdi bu projeyi nerede oluşturmak istiyorsunuz? Onu söylüyor. Yani oluşturacağınız dosyalar nerede toplansın? İstediğiniz bir dosyayı bilgisayarınızda seçebilirsiniz. Ben daha önce oluşturduğum Salesforce dosyam var. Orada biriktirmek istiyorum. Burayı seçiyorum. Sonra projemizi burada oluşturuyoruz. Şu anda projemiz oluştu. Tabii ki içinde LWC ile alakalı hiçbir proje yok. Ya hiçbir komponent yok diyelim. Sol tarafta görüyorsunuz LWC Projects diye dosya adımı görüyorsunuz. Onun içinde gördüğünüz gibi değişik dosyalar var. Bizim işlem yapacağımız dosya Force APB. Force APB'nin içine girmemiz gerekiyor. Force APB'nin içinde size de tanıdık gelen bazı dosyalar var. Ama bizim işimiz LWC ile LWC'yi açıp direkt onun üzerine sağ tıklayabilirsiniz. Sağ tıklayıp aşağıdan Create Lightning Web Component kısmından ilk projenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İlk projemizi oluşturalım. Buradan da yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde Ctrl Shift P'yi kullanarak oradan da Lightning Web Component kurabiliyorsunuz. Bir sonrakini öyle yapalım. İlkini buradan yapıyorum. Buraya tıklayınca otomatik burası açılıyor. Şöyle bir proje kurmak istiyorum arkadaşlar. User Info diye bir proje kurmak istiyorum. Enter'a basınca benim projem oluşuyor. Şurada Force APB Main, ya burada mı kursun diyor. Gördüğünüz gibi bize şey veriyor. Hangi dosyanın içinde kurmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Ben burada kurmak istediğim için bunu seçiyorum. Şu anda benim User Info diye LWC'nin içinde küçük bir komponentum oluşmuş oldu arkadaşlar. Bu komponentun içinde 3 tane dosyamız var. Bunlar önemli. Biri HTML dosyamız. Biri JavaScript dosyamız, diğeri de XML dosyamız. XML'i çok fazla kullanmayacağız. Sadece bir işlem yapmamız gerekiyor onun içinde. Ama sürekli aynı işlemi yapıyorsunuz. En azından benim bildiğim kadarıyla aynı işlemi yapıyorsunuz. Onu yapacağız. Ama işin çoğunu HTML ve JavaScript'te yapacağız. Daha önce HTML çalışmış olmanız gerekiyor. Eğer çalışmadıysanız yine ben bazı şeyleri tekrar edeceğim. Unutmuş olabilirsiniz. JavaScript ile alakalı
Önceden çalıştığınız şeyler zaten Apex'e benzer şeyler olduğu için onlarla alakalı çok problem yaşamasanız bile önceden çalışmadığınız kısımlardan da bilmeniz gereken yerler olacak. Onları teker teker çalışmaya çalışacağız. Umarım zor olmaz. Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Benim yaptıklarımı hem dinleyip daha sonra kendiniz uygularsanız faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer problem yaşarsanız bu videonun altına yorumlarda yorum bırakabilirsiniz. Ya da bir şekilde bana ulaşıp birebir çalışabiliriz. Bu konular önemli konular. Eğer Salesforce developer olmak istiyorsanız LWC'yi iyi bilmeniz gerekiyor. Ben de çok iyi bilmiyorum ama biraz fazla zaman ayırarak LWC'yi çok iyi öğrenmeyi düşünüyorum. Öyle bir hedefim var. Bu hedefime ulaşırken sizlerle beraber çalışarak hedefime beraber sizinle beraber ulaşmayı düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi 3 tane dosyamız var. Birincisinde HTML var. Üzerine 2 kere tıklarsanız açılıyor. Görüyorsunuz user info HTML. İçinde hiçbir şey yok. JavaScript'i açalım. Hemen yan tarafında JavaScript dosyamız açıldı. Onun da içinde hiçbir şey yok. Bunlar her kurduğunuzda gelen şeyler. Bunları siz eklemeniz gerekmiyor. Bizim otomatik eklenen şeyler bunlar. User info XML'de şu anda işimiz olmadığı için bunu açmıyorum. Ama eğer deploy yapmak istiyorsanız XML dosyasının içine küçük değişiklikler yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi sadece bir kez yaptığınız için aklınızda çok da kalmasına gerek yok. Bir yeri kopyalayıp yapabiliyorsunuz. Onu göstereceğim. Öncelikle user info'ya gelelim. Bizim HTML'de bazı değişiklikler yapalım arkadaşlar. Bu template gidiyor. Template'in hani HTML çalışırsanız opening tag ve closing tag diye şeyler vardı. Şöyle şeyler yapmışsınızdır arkadaşlar. Yazıyorum. H1 şeklinde şeyler yazmışsınızdır. Ama gördüğünüz gibi ben bunları yazınca hata veriyor. Problem var. Çünkü yazın her şeyin bu template'in içinde yazılması gerekiyor. Template'in içinde yazılması gerekiyor. Bunu neden yazdım? H1 neden yazdım? Biliyorsunuz header 1 anlamına geliyor. Kalın title'lar yapmak için. Ama şey için yazdım. Yani opening ve closing. Burada da aynı şekilde. LWC'de yazdığın her şey HTML'e çok benziyor. Ama taglerin, elementlerin isimleri farklı olabiliyor. Hatırlarsanız şunlarla alakalı bir özet yapmak istiyorum. Biz isterseniz bunu içeri alabiliriz. Template'in içine koyalım arkadaşlar. Şu şekilde H1 yazınca içine bir de content yazmanız gerekiyor. Diyelim ki I am learning LWC diye yazsak içine arkadaşlar. Bizim bu bir element. Bunu hatırlayalım. Bu bir element. Tamamı bir element. HTML element. İçindeki H1 bizim elementin adı. H1 elementi. Bu H1 opening tag. Bu da closing tag. Closing tag her zaman slash ile beraber kapanıyor. Bunu unutmayalım. H1'dan önce slash var. Slash görüyorsanız demek ki closing tag. Eğer yoksa opening tag. Bu şekilde biz HTML elementleri tanımlayabiliyoruz. LWC'de de aynı şekilde elementler tanımlanıyor ve HTML'de öğrendiğiniz bütün elementleri siz bu template'in içinde kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin. LWC tamamen farklı elementlerden oluşmuyor. HTML'de öğrendiğiniz her şeyi tamamen bunun içinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Lightning Web Components'larla alakalı yani LWC'ye ait bazı HTML'e benzer elementler var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi HTML'de öğrendiğiniz her şeyi burada kullanabiliyorsunuz. Eğer vaktiniz varsa HTML ile alakalı öğrendiğiniz HTML ile alakalı öğrendiğiniz şeyler varsa not tuttuysanız onları tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer tutmadıysanız YouTube üzerinden 1 saatlik ya da bazen 2-3 saatlik HTML kursları var. Onlardan bir tanesini bitirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü LWC için gerçekten gerekli. JavaScript'i de tekrar edebilirseniz çok iyi olur. Ama dediğim gibi JavaScript ile alakalı kullanacağım şeyleri yeniden anlatacağım için belki de çok lazım olmaz.
tekrar etmeniz gerekmeyebilir. Başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde yazdım, görüyorsunuz. Ama ben user info diye bir component oluşturmak istediğim için bunun içine user info yazıyorum. Ve bunu sadece öğrendiğimiz HTML ifadelerini, HTML elementlerini kullanarak yapmak istiyorum şu anda. Daha sonra farklı şeyler de oluşturabiliriz. Farklı dediğim LWC'ye ait bazı elementleri kullanabiliriz. Onlara geleceğiz. Tek tek göstereceğim. Şu anda sadece HTML'i kullanalım. Birincisi user info diye bir title attık. İçine arkadaşlar şu şekilde paragraflar yapabilirsiniz. Bunları çalışmıştınız. Diyelim ki birinci paragrafım benim. Ne olsun? User ya şöyle olsun arkadaşlar. First name olsun. First name'im olmak istiyorum. Şu şekilde. Buna Engin diyorum. Şu anda tamamen HTML yapıyoruz arkadaşlar. Kafanız karışmasın. İkinci elementimi ben last name olarak buna da Baştürk diyorum. Görüyorsunuz. Üçüncü elementimize yine paragraf yapıyorum. Buna gender diyorum. Mail diyorum. Dördüncü elementimize de ne diyelim arkadaşlar? Phone diyelim. Ona da phone number'ımızı yazalım. Rastgele bir number yazalım şöyle. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Bildiğiniz HTML. HTML'de farklı bir şey yok. İsterseniz farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Yani paragraf dışında farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Zamanla HTML ile alakalı öğrendiğiniz şeyleri burada pratik yapma imkanımız olacak. O yüzden şu anda çok küçük bir component yapmak istiyorum. İçinde user info yani bizim bilgilerimizin olduğu küçük bir component. Biz şu anda org'tan hiçbir şey almıyoruz. Yeri geldiği zaman org'tan bazı şeyler alacağız. Org'tan gideceğiz, account'ları alacağız, kontakları alacağız, kontak ekleyeceğiz. Ondan sonra account ekleyeceğiz, account'a bağlı kontak ekleyeceğiz. Belki de Apex'te yaptığımız bir sürü şeyi burada yapabileceğiz. Tek tek onları yapacağız ama şu anda çok küçük bir programla LWC'ye bir giriş yapalım istiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şu anda şunu da söyleyeyim. JavaScript ile hiçbir alakamız yok. Yani JavaScript'ten hiçbir şey almıyoruz. JavaScript'in içinde değişik şeyler oluşturup onları oradan çağırmamız gerekiyor normalde. Ama şu anda ilk komponentimle öyle bir şey yapmıyorum. JavaScript'siz bir komponent yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu biz deploy yapıp bunu görebiliyoruz. Sistemde bunu görebiliyoruz. İsterseniz deploy yapalım ve daha sonra biz bunu org'da görmeye çalışalım. Yani yaptığımız şey org'da nasıl gözüküyor onu görelim. Öncelikle kaydetmeniz gerekiyor. Save yaptıktan sonra eğer bunu org'da görmek istiyorsanız XML dosyasında bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. O yüzden ben XML dosyasını açıyorum. Şurada is expose kısmını true yapmanız gerekiyor. False olunca deploy yapamıyorsunuz. Bunu true yapmanız gerekiyor. Ve daha sonra hemen altına bir sonraki satıra target siteye bir element oluşturmanız gerekiyor. Şu şekilde target. Bunu kapatınca zaten otomatik kapanıyor mu? Kapanmıyor. Biz bunu kapatmamız gerekiyor. Çünkü opening yaptıysak bunun bir de closing'i olması gerekiyor. Closing'ini şurada yapıyorum arkadaşlar. Slash koymamız gerekiyor bu kez. Target diye bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Bunun içine target diye başka bir element oluşturuyoruz. Target. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Şu şekilde kapatıyoruz. Evet, birinci target'ımızı böyle açıp kapatıyoruz. İsterseniz yan yana da koyabilirsiniz. Bunun içine şunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Lightning. Bunu yazarken dikkat edelim. Spelling olmasın. Lightning underscore app page yazmanız gerekiyor. İsterseniz bunları bir yere kopyalayın. Oradan da alabilirsiniz. Ben daha önce kopyalamıştım. Onları oradan alıp buraya koymak istiyorum. Şuraya hemen true'dan sonra is expose'dan bir sonraki satıra şunları koymanız gerekiyor. Bunu sürekli yapacağınız için bir yere yazın, kopyalayın ve oradan kullanın. Tekrar ediyorum. Targets diye bir element oluşturuyorsunuz.
Bunun içine 3 tane target elementleri koyuyorsunuz. Tabi bunlar hepsini kullanmayacağız ama hani olur da herhangi bir tanesini kullanırsınız diye. Yani bu bizim biliyorsunuz sistemde 3 tane sayfamız var. Lightning sayfalarımız var. Birincisi App Page, ikincisi Record Page, üçüncüsü Home Page. Üçünü de deploy yapmak için onları buraya koyuyoruz. Yani sadece Home Page'e deploy yapmak istiyorsanız sadece bunu koymanız gerekiyor. Ama diyelim ki ileriki zamanlarda Record Page'e de deploy yapmak istiyorsanız oluşturduğunuz komponentu, o zaman bunu da yazmanız gerekiyor. Siz hepsini tek tek yazacağınıza komple hepsini bir arada şöyle paket gibi ekleyebilirsiniz. Eğer deploy yapmak istiyorsanız, eğer bunları eklemezseniz deploy yapamıyorsunuz. Bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Evet, dediğim gibi şu anda belki bir sürü videomda XML'in içinde sadece bu değişiklikleri yapacağız. Bundan başka değişiklik yapmayacağız. Tekrar ediyorum. Birincisi bunu true yapıyoruz. Ondan sonraki satıra şunları ekliyoruz. Yani hedefimizde hangi sayfalar var? Hedefimizde olan sayfaları buraya ekliyoruz ve daha sonra kaydediyoruz. Şimdi arkadaşlar JavaScript'i kullanmadan, JavaScript'e bağımlı kalmadan çok küçük bir template yaptım. Ve bu template aslında bu bir Lightning Web Component. Şu üçü bir arada tabi. Lightning Web Component. Biz bunu şu anda deploy yapacağız ve sistemde görmeye çalışacağız. Aynen burada oluşturduğumuz gibi biz bunu Home Page'de ya da Record Page'de ya da App Page'de göreceğiz. Üçünde de görebiliyoruz. Tabi üçüne de eklersek. Şimdi onu göstereceğim. Burada yapmanız gereken iki şey var. Birincisi bir orka bağlanmanız gerekiyor. Şu anda ben bir orka bağlanmadım görüyorsunuz. Ben buradan tıklayarak bir orka bağlanmam gerekiyor. Production diyorum. Ve orkumun ismini yazmam gerekiyor. Şey de diyebilirsiniz. Normal isterseniz şeye gidin. Orkunuza gidin. Orkunuzun adres çubuğundan orkunuzun şeyini alın. Domain adını alın. VS Code'a gelin. Onu buraya yapıştırın arkadaşlar. Şuraya yapıştırmanız gerekiyor. Production diyorum ve buraya Orkum'un linkini yapıştırıyorum. Daha sonra Enter deyince zaten otomatik bağlanıyor. Şu anda bağlanıyor görüyorsunuz. Benim Orkum'a gidiyor. Login yapmam gerekiyor. Login yapıyorum arkadaşlar. Şimdi neden login yapıyorum? Biraz önce login yapmıştım zaten. Ama o başka browser olduğu için, o Chrome olduğu için Chrome'dan bağlanmıyorum. Beni farklı browser'a yönlendirdiği için burada tekrar benim giriş yapmam gerekiyor. Giriş yapıyorum arkadaşlar. Remember diyebilirsiniz. Tekrar. Evet, şifremizi yanlış yazmış olabiliriz. Şifremizi tekrar giriyorum. Evet, yanlış girmişim. Şimdi gördüğünüz gibi orka bağlanıyorum. Evet arkadaşlar. Ben oluşturduğum o küçük komponentı herhangi bir servis, marketing, community, herhangi bir app'e gidip app'in home page'inde gösterebiliriz. Servise gidiyorum arkadaşlar. Ben servise göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü sayfamız var. Bunlar hepsi birer component aslında arkadaşlar. Şu asistan dediği şey bir component. Diğerleri hepsi bir component. Ben bunların hepsini sileceğim. Daha sonra sizlere beraber yaptığım bütün komponentleri buraya ekleyeceğim. Şu home page'de gözükecek hepsi. İsterseniz tabii record page'e de koyabilirsiniz. Onu daha sonra yapalım. Şimdi home page'de ilk komponentimizi bir yere yerleştirelim. Home page'in içindeyken setup'tan edit page kısmına tıklarsanız bu bizim sayfamızı edit yapabiliyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben var olanların hepsini siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini sağ üst köşedeki silme ikonu ile siliyorum. Gördüğünüz gibi hepsini silmek istiyorum. İçi boş olsun. Şu anda içi bomboş. Yaptığımız bütün komponentleri biz buraya ekleyeceğiz. Sol tarafta bir sürü komponent var. Hazır komponentler var. Dashboardlar var. Flowlar var. Key deals var. Bir sürü bildiğiniz komponentler var. En altta arkadaşlar şurada custom components var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada custom components var. Bunlar bizim oluşturduğumuz LWC'yi kullanarak ya yani VS Code'da oluşturduğumuz Lightning Web Components'lar. Şu anda burada hiç yok. Neden yok? Çünkü deploy yapmadık. Sayfamı öncelikle save yapmak istiyorum ve activate yapıyorum.
Şu anda benim sayfamda hiçbir şey yok arkadaş, bomboş. Öncelikle oluşturduğumuz Lightning Web Component'u deploy yapalım. Daha sonra burada sol tarafta custom'ın içine gelmesini sağlayalım ve onu istediğimiz burada biliyorsunuz bizim homepage birkaç satıra bölünmüş, birkaç sütuna bölünmüş bu şekilde 4 tane alanımız var. İstediğimiz bir yere yerleştireceğiz. Öncelikle VS Code'a gidip şuradan arkadaşlar görüyorsunuz. User info diyor. User info bizim komponentumuz. Onun üstüne sağ tıklayarak bunu deploy yapabiliyoruz. Yapalım. Orca deploy yapıyoruz arkadaşlar. Deploy yapıyorum. Şu anda deploy oluyor. Evet arkadaşlar, sanırım hatasız deploy oldu. Şimdi tekrar orkumuza gidelim. Ondan sonra sayfamızı refresh yapalım ve buraya gelip gelmediğini görelim arkadaşlar. Aşağı doğru geliyorum. Gördüğünüz gibi oluşturduğum Lightning Web Component buraya geldi. Onu buradan sürükleyip istediğiniz yere koyabilirsiniz. Sağ üst köşeye koyuyorum ve daha sonra save diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim oluşturduğum her şey buraya geldi. Sol üst taraftan geri giderseniz homepage'de oluşturduğumuz komponentı görmüş olacaksınız. Görüyorsunuz sağ üst köşede oluşturduğumuz çok simple dediğim user info şeklindeki komponentimiz burada oluşmuş oldu. Görüyorsunuz. Bu şekilde bir sürü komponent yapacağız. Bu ilki. İlkini iyice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada yapmanız gereken bazı şeyler var. Birincisi, söylediğim gibi proje oluşturmak. İkincisi, proje oluşturduktan sonra Force App içindeki LWC dosyasını bulmak. Daha sonra LWC içine bir Lightning Web Component oluşturmak. Lightning Web Component oluşturduktan sonra içindeki 3 tane dosyayı açmak tek tek. Hepsini açmak. Ondan sonra HTML dosyasının içinde istediğiniz dizaynı gerçekleştirmek. İlkinde biz JavaScript kullanmamıştık. İkincisini kullanmaya çalışacağız. Simple, çok simple bir component oluşturarak daha sonra JavaScript'e hiç dokunmadan XML dosyamızdaki şu değişikliği yapmak arkadaşlar. Dediğim gibi burayı true yapmanız gerekiyor ve buraya bu target'ları eklemeniz gerekiyor. Çünkü benim hedefim oluşturduğum komponentu şu üçünden birine deploy etmek. O yüzden bunları eklememiz gerekiyor. Daha sonra user info üzerine tıklayarak oluşturduğumuz komponentu deploy yapabiliyoruz. Deploy yaptıktan sonra bizim homepage'e geliyoruz arkadaşlar. Homepage'i açtıktan sonra yukarıdan setup'tan edit page kısmına tıklıyoruz. Sol tarafta en alt kısımda custom kısımda bizim Lightning Web komponentlarımız var. Oradan oluşturduğumuz komponentu sürükleyip şurada gördüğünüz herhangi bir yere aktarıyorsunuz. Yani sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Daha sonra save yapmanız lazım. Save yapınca size bazen bunu bir kere soruyor. Sayfayı aktive etmenizi isteyecek. Sayfayı aktive etmeniz gerekiyor. Sayfayı aktive ettikten sonra yine save yaparsanız oluşturduğunuz komponentu burada bizim org'da home page'inde görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, birinci videom böyle. İkinci videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.